Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz İslam'da savaş ve barış. Kısaca İslam'da savaşın ve barışın hükümleri nelerdir? Birçok insan peygamberin fetih yaptığına inanır. Ve İslam tarihi boyunca fetih hareketleri vardır. Peygamberin hemen vefatından sonra Halife Ebu Bekir döneminde başlamış, hızla yayılmış ve etrafta bulunan ülkelere sıçramıştır. Şimdi bunun İslam'ın savaşları, peygamberin savaşları diye anıldığını görüyoruz. Ve sanki Mekke'nin orta yerinde Arabistan'da, Medine'de bir hareket zuhur etmiş. İşte IŞİD'in Irak'ta zuhur edip etrafa saldırması, kabilelere baskın düzenlemesi, erkeklerini öldürüp kadınlarını cariye yapması gibi buna benzetilerek İslamiyet'te tıpkı IŞİD'in çıkışı gibi Orta Arabistan'da çıkmış, etrafa yayılıp orayı burayı ele geçirip kadınları esir alıp cariye yapıp kabile ileri gelenlerini öldürüp mallarına mülklerine el koyup insanlara baskıyla zorla kendisine itaat ettirmeye yönelik tahakküm ve baskı kurmaya yönelik bir hareketmiş gibi anlatılıyor. Doğrusu bunu sadece İslam'ın düşmanları değil bizatihi İslam'a inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar kendilerince İslam tarihi anlatıyoruz diye, peygamberin hayatını anlatıyoruz diye bunları böyle anlatıyorlar. Durduk yere peygamber gitmiş kabileye ya Müslüman olun ya haraç verin ya da kılıç seçeneği karşısında onları serbest bırakmış. Onlar da eğer Müslüman olursa ne ala, yok Müslüman olmazlarsa haraç verecekler, para alacak yani. Eğer onu da yapmazlarsa kılıç çekip kafalarını kesecek. Mallarını müsaade edip kadınlarını el koyacak, ileri gelenlerini öldürecek. Şimdi bunların hepsi külliyen palavradır. Bunların hiçbirisinin aslı astarı yoktur. Geçmişte Müslümanlar fetih hareketlerine çıkmış. Ülkeleri ele geçirmişler. Niye bunu böyle yapıyorsunuz? Var mı bunun Kur'an'da yeri dendiği zaman da peygamberimiz de böyle yaptı. Peygamberimiz de şu kabilenin üstüne yürüdü, bu kabilenin üstüne yürüdü diyerek onu istismar etmişler. Kendilerine göre militarist bir dilde, saldırgan bir uslupla ve amaçla yorumlamışlar. Peki peygamber hiçbir savaş yapmamış. Yapmış. Ama hepsi savunma için. Peygamberin yaptığı savaşlara gaza denir. Kendisi olmayıp da bir yere gönderdiği birliklere seriye denir. Dolayısıyla gazalar saldırganları geri püskürtme çarpışmalarıdır. Seriyeler de Medine'yi savunmak için kurulmuş halk savunma birlikleridir. Peygamber Medine'de bir şehir kuruyor. Daha doğrusu bir toplum kuruyor. Medine şehrinde bir toplum kuruyor. Devlet kurmuyor, toplum kuruyor. Bugünkü karşılığıyla kabile konfederasyonu. Yani kabileleri bir araya getiriyor, adalet bayrağı altında hepsini birleştiriyor. Ama kabileleri dağıtmadan, kabileleri dağıtmaması Müslümanlar içinde bile hala kabile zihniyetinin devam ediyor oluşu ileride tabii Müslümanların da başına çok bela oluyor. Hatta diyebiliriz ki kabileleri dağıtmadan adalet bayrağı altında birleştirmek yeni toplumun kurulmasına engel teşkil etmiştir. Çünkü kabileler dağıtılmamıştı. Oysa kabile zihniyetinin çözülmesi, kabile bağlarının sona ermesi ve yeni bir bağla yeni bir toplum inşa edilmesi gerekiyor idi. Kabile bağları çözülmediği için, herkes kendi kabilesinde devam ettiği için birleştikleri adalet sancağı ve peygamberin varlığı sona erince kabileler tekrar birbirine
girmeye ve rekabet etmeye başladılar. Demek ki yeni bir toplum kurmak için önce kabile zihniyetinin, yani bugünkü tabirle ulus zihniyetinin çözülmesi gerekiyor. Yeni bir ulus değeri etrafında tekrardan birleşmek gerekiyor. Yani önce bir hepsinin karışması, kabilelerin dağılması, eski kimliklerin sona ermesi, sonra hepsinin birden yeni kimlikle beraber tekrar kurulması şeklinde yeni toplumun inşa edilmesi gerekiyor. Bu süreçten anladığımız, çıkardığımız sonuç bu oluyor. Şimdi peygamberin savaşları savunma amaçlı idi dedik. Savunmayla ilgilidir. Medine'de kurulan yeni toplum girişimi civar kabileleri ve devletleri hatta rahatsız etti. Ve eğer 10 bin nüfuslu Medine'deki bu yeni toplum girişimi başarılı olursa bunun diğer kabilelere de sıçrayacağı, hatta diğer devletlere, İran'a bağlı olan topluluklara, Bizans'a bağlı olan topluluklara da sıçrayacağı varsayıldı. Mesela en son Tebük seferi Bizans'ın saldırı planları üzerine yapılmıştı. Bizans bundan rahatsız olmuştu. Bu çöldeki hareket gelişmemeli. Çünkü çöldeki hareket Medine'ye gelince yeni toplumun temellerini atmıştı. Peygamber iki taş arasındaki bölgeyi harem bölge ilan etti. Yani iki kara taşlık, Medine'nin bir ucuyla diğer ucunda iki tane kara taş bulunuyordu. Bu ikisi arası Medine oluyordu. Ve o Medine'yi işte harem bölge ilan ediyor. Nasıl ki İbrahim Mekke'yi harem bölge ilan etti, ben de Medine'yi harem bölge ilan ediyorum demişti. Harem bölge ilan etmek şu demektir: artık burada savaş için silah taşınmayacak, otlar biçilmeyecek, ağaçlar kesilmeyecek, hayvanlar avlanmayacak, tarlaların etrafına çit çevrilmeyecek ve burada silah taşımak yasak olacak diye Medine'yi bir barış bölgesi ilan etti. Bütün bunlarla da ne yapmak istediği ve ne tür bir toplum kurmak istediği zaten anlaşılıyor. Fakat Medine'deki bu girişimin köleleri serbest bırakma, ihtiyaçtan fazlası malları yoksullara aktarma, tarlaları, bağları yoksullarla paylaşma, bölüşme hareketi başlattı. Sürekli üç kişi bir araya gelip arazileri, büyük verimli, çoraklıktan çıkarılmış verimli hale getirmeye çalışılan meraları ortak kamu alanı ve malı olarak ilan etti. Ve arazisi çok olanların 3'e 5'e 7'ye 8'e bölerek bunu diğerleriyle paylaşmasını sürekli olarak tavsiye etti. Dolayısıyla bu varlık sahiplerini, tarla, köle ve mal ve para, dinar, gümüş sahiplerini çok rahatsız etti. Eğer bu hareket gelişirse diğer insanlarla bizi eşit hale getirmek istiyor. Varlığımıza göz dikiyor. Tarlalarımız, kölelerimiz, tulumlar içinde biriktirdiğimiz mücevherlerimiz, altınlarımız, gümüşlerimiz tehlikeye giriyor. Bu adam elimizden bunları alarak olmayanlara paylaşmaya kalkışıyor. Buna müsaade edemeyiz. Bu gelişmeyi durdurmamız gerekir diyerekten karşı hareketlere giriştiler. İşte civar kabilelerin Medine'deki bu hareketi durdurma amacıyla toplam 10 yıl boyunca Medine 63 kez saldırıya uğradı. Bunlardan 27 tanesine bizatihi peygamber katılarak saldırganları püskürtme çarpışmalarına katıldı. Yani kazalara katıldı. Geri kalanları da halk savunma birlikleri, yani seriyeler oluşturarak onları saldırganların üzerine gönderdi. Peygamber hiçbir zaman durduk yere bir kabilenin üzerine askeri birlik göndermiş değil. Durduk yere onlardan haraç almış değil. Vergi almış değil. Durduk yere onlara ya Müslüman olun ya haraç verin ya da kılıçla sizinle savaşırım demiş değil.
Bunları daha sonra fetihçi ve ganimet peşine düşen Müslümanlar yaptılar. Yaptıkları bu hareketi de peygambere mal ettiler. O da böyle yapmıştı dediler. Çünkü peygambere dayandırmazlarsa gayrimeşru duruma düşmüş oluyorlardı. Zaten İslam dünyasında hadislerin uydurulma sebebi budur. Hadis durduk yere uydurulmaz. Önce bir iş yapılır, sonra bu işin peygamberin de yaptığı söylenir. İşte ona hadis denir. Mesela adamın soğan tüccarı, çok meşhur bir soğan hadisi vardır. Soğanlar elinde kalıyor, satılamıyor. Bunun üzerine her kim günde bir kez soğan yerse cennette kendisine bir köşk verilecektir diye hadis uyduruyor. Ve elindeki soğanların hepsi bitiyor. Bunun gibi çeşitli ihtiyaçlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı Müslümanlar yaptıkları işi meşrulaştırmak için peygambere hadis isnat ederler. Mesela adam 6 yaşında kızla evlenir, 9 yaşında kızla evlenir. Peygamber de Ayşe ile 9 yaşında evlenmişti. O yaptığına göre biz de onu örnek aldık demeye getirir. Böyle böyle 1 milyon hadis uydurulmuştur ve onlar hala piyasada dolaşmaktadır. İslam'ın nasıl bir karşı devrime uğradığını ve alt üst edildiğini lütfen görünüz. Peygamber 63 kez Medine'yi savundu dedim. Bunların en önemlileri Bedir, Uhud, Hendek, Tebük çarpışmalarıdır. Hepsinde de düşman saldırısına karşı bir savunma hattı kurulmuştur. Hendek hariç savunma hattı şehrin dışına kurularak saldırganların şehrin içine girmesine mani olunmaya çalışılmıştır. Şehrin içinde yaşayan kadınlar ve çocuklar zarar görmesin diye. Ama Hendek'te şehrin etrafına hendek kazılarak Medine savunulmuş ve saldırganlar 2 ay hendeklerin gerisinde bekledikten sonra da rüzgarın ve fırtınanın, çöl fırtınasının çıkmasıyla gerisin geri dönüp gitmişler. Karşılıklı ok atışları, mızrak atışları sadece olmuş. En belirgin olanı Medine'nin savunulmasında Hendek'tir. Adı üzerinde peygamber şehrin etrafına hendek kazarak şehri savunuyor. Diğerlerinde savunma hattını şehrin 3-5 kilometre dışına kurarak ve açık alanda ve sahrada saldırganlarla karşılaşıp onları orada püskürtme amacıyla bunları yapıyor. Dikkatle incelendiğinde gerek Bedir, Uhud, Hendek, Tebük gibi çarpışmaların çarpışma zuhur eden savunmaların gerekse bir askeri birlikle onları saldırganlar üzerine gönderme şeklinde cereyan eden seriyelerin ne amaçla yapıldığını, hangi yerel olaydan dolayı böyle bir işe girişildiğini takip ettiğimizde istisnasız tamamında bir saldırının veya saldırı hazırlığının veya saldırganlara destek girişiminin veya saldırmak için toplanma faaliyetinin olduğu görülür. Ve bunlara engel olmak istendiği görülür. Ve saldırganların savunma hazırlıkları, silah temini, silah temin etmek için ticaret kervanlara yola çıkarılması gibi faaliyetlerin ekonomik açıdan onlara engel olunarak saldırının püskürtülmesi veya caydırılması amaçlanır. Bütün askeri faaliyetlerinde peygamberin savunma temel esası vardır. Savunmasız hiçbir askeri harekat yapılmamıştır. Hiçbirisi. Hepsini 63 tanesinin tek tek zaten anlatan bir eserde yazıyorum. Medine savunması, peygamberlerin savaşları diye. Peygamberin savaşları diye bildiğimiz şey Medine'yi savunmaktan ibarettir. Bugünkü tabirle söyleyecek olursak saldırganların püskürtülmesi ve Medine'de kurulan toplumun güven içinde gelişip büyümesi için askeri savunma birlikleri oluşturulmuştur. Ve bunlarla Medine'ye yönelik saldırılar püskürtülmek istenmiştir. Zaten İslamiyet'te savaş izne tabidir. Uzun süre ele silah alınmasına, mızrak yapılmasına, kılıç yapılmasına izin verilmemiştir.
Medine'de silah taşınmak bile yasaklanmıştır. Ama saldırılar artınca ve yakın tehlike Medine işlerine kadar gelmeye başlayınca yoğun ısrarlar üzerine peygambere ayetler gelmiş ve artık zulme uğrayanlara, baskıya maruz kalanlara, çaresiz kalanlara direnmeleri için izin verildi. Direnmeleri için silaha başvurmalarına izin verildi denilmiştir. Savaşmaya izin verildi değil. Bunlar İslamiyet'i militarist bir dille anlatan usluplardır. Bütün İslam tarihi ve siyer kitapları böyle yazılmıştır. Peygamberin savaşmasına izin verildi demek ayrı bir şeydir. Bu savaşmak saldırmayı da içine alır. Peygambere uğradı baskılar karşısında silahla direnmeye izin verildi demek başkadır. İkincisi doğrudur. Ve savaş dediğiniz şeylerin hepsinin bu maksatta yapılması söz konusudur. Zaten Arapçada bütün bunların hepsi gıtal, katil kelimesiyle açıklanıyordu. Katil, saldırmak, savaşmak ve nefsi müdafaada bulunurken birisini öldürmek anlamına geliyor. Hepsi de bu kelimeyle izah ediliyor. Tamam katil de, tamam savaş da, ne savaşı? Savunma savaşı mı, saldırı savaşı mı, bir yeri ele geçirme savaşı mı, bir yeri savunma savaşı mı? Hangi savaş? Hepsi birbirine karıştığı için peygamberin savaşı denildiği zaman orayı burayı ele geçirmek için işi türü bir faaliyet yürüttüğü akla geliyor ve birçok işte bunu böyle biliyor. Halbuki bunların aslı astarı yoktur. İslamiyet'te insanları Müslüman yapmak için savaşmak diye bir şey yoktur. İnsanlar Müslüman olmak zorunda değildir. Müslümanlığı yeryüzüne savaşla yayılmak zorunda da değildir. Dünyanın tamamı Müslüman da olmayabilir. Bunların hiçbir önemi yoktur peygamberin bakışında. Önemli olan barış içinde, adalette bir arada yaşamaktır, iyi davranmaktır, dürüst olmaktır. İstiyorsan inanma, istiyorsan bu dine geçme. İnsanların Müslüman olma teklifi demek aslında barış teklifi demektir. Çünkü İslamiyet hep barış ortamında yayılmış ve gelişmiştir. Savaş ortamından daima diktatörler yararlanır. Barış ortamından da peygamberler, elçiler, fikir adamları, düşünce adamları daha çok barış adamı isterler. Ortamı isterler ve o ortamda yayılma imkanı bulur fikirler. Çünkü karşılıklı konuşma vardır. Silahlar suçmuştur, sloganlar atılmamaktadır. Tek tek insanlar konuşularak ikna edilmektedir. Peygamberin buna ihtiyacı vardır. Onun için daima barıştan yana olmaya çalıştır. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programımız da burada sona eriyor. Vaktimiz doldu. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.